Divane Hüsrev Paşa, Osmanlı devri açlık grevine girmiş ilk kişi. 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu devlet adamı, 1. Süleyman devri vezirlerindendir. Bu videoda Osmanlı Divanı'nda sadrazam ile yaptığı kavga sonucu görevden alınan ve bu durumu protesto için açlık grevi yaparak hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vezirlerinden Divane Hüsrev Paşa'dan ve yaşanan olaydan bahsedeceğim. Divane Hüsrev Paşa, Bosnalı asıllı olup Sokullu ailesiyle akraba olduğu tahmin edilmektedir. 3. Murat devrinde sadrazamlığa yükselen Lala Mustafa Paşa'nın ağabeyidir. Enderun'da yetişen Hüsrev Paşa, daha sonra Kapıkulu süvari birliklerine dahil olur. İşlediği bir suç yüzünden bu görevden alınan Hüsrev Paşa, daha sonra affedilerek yeniden saraya girer. 1514'te Karaman Beyler Birliği, 1521'de Anadolu Beyler Birliği gibi birçok görevlerde ve devletin çeşitli kademelerinde hizmette bulunduktan sonra 2. vezirliğe yükselir. Hatta Sadrazam Hadım Süleyman Paşa'dan sonra sadrazamına getirilmesi bekleniyordu. Ancak 1545'te Padişah 1. Süleyman'ın bizzat katıldığı bir divan toplantısında sadrazam ile kavgaya tutuşur. Kavga o kadar büyür ki Hüsrev Paşa hançer çekecek kadar ileri gider ve işte bunun sonucunda bütün hayatı değişir. Kavgaya tanık olan padişah her ikisini de görevden alır. Sadrazamlığa da 3. vezir Damat Rüstem Paşa getirilir. Bazı kaynaklarda sadrazam ile Hüsrev Paşa'nın arasındaki kavganın Rüstem Paşa'nın etkisiyle gerçekleştiği, hatta Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan'ın da bu olayın perde arkasında olduğu ifade edilir. Hüsrev Paşa görevden alınmasından sonra konağına kapanır ve üzüntüsünden hasta olur. Kendisine yapılan bu davranışı protesto etmek için hiçbir şey yememeye başlar ve doktorların tedavisini reddeder. Hüsrev Paşa açlık grevine başlamasından 17 gün sonra hayatını kaybeder. Cenazesi İstanbul'un Fatih semtindeki Bali Paşa Camii karşısında Mimar Sinan tarafından yapılmış türbesine defnedilir.